En büyük sorun ekonomidir. Ekonomi olmadan ne huzur olur, ne sevgi olur. Yani bırak aile içindeki ortamı, yakından bile kaçıyorsun. Ekonomi olmadan evin içinde bile huzursuzluk, yani hat safhada. Bu geneldir. Yani Diyarbakır tek için değil ha. 81 il de öyle yalan konuşuyorlar. Ben 62 yaşındayım, hep huzursuz. Yani bir defa olsun, yani huzurlu olduğumuz günde akşam olur huzursuz oluyoruz. Bence yoksulluğun diz boyu olduğu işidir. Yani insanların işsiz, güçsüz, iş arayışı içerisinde mutsuz, evlenemiyor, genç kahveye gidemiyor, kafede oturamıyor. İşte böyle simit ayran içiyor, yiyor. Bu mutsuzluk buradan belli olmuyor mu? Yıllardır maalesef Diyarbakır'a uygulanan bir kayyum politikası var. Yaklaşık 7-8 sene boyunca kayyum tarafından yönetildi. Ve kayyum gittikten sonra biz şunu gördük ki Diyarbakır'a hiçbir yatırım yapılmamış. Diyarbakır'a 4-5 sene önce tramvay projesi yapıldı. Fakat bu paranın nereye gittiği hakkında en ufak bir bilgi alamıyoruz. Bilgi verilmiyor. Şu an belediyeye baktığınızda tüm belediyelerin milyonlarca, milyarlarca borcu var. Yani ülkece zaten üst tabaka dediğimiz siyasetçiler halkı boş vermiş durumda. Mutsuz. Diyarbakır ne para var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Çıkçın o. Masa gelin, mapuş kuruş maaş gelin, masaya aç mı ne binin? Vatik masaya aç mı dedi zaten marazil ben işin. O yüzden saray durmuştu. Gam iniyor. Millet mirana. İnsun işin o. Ayı yevçina. Vatik ayı yevçin hepsi insun orta razil ben o miran işin o. En merdim hatta iktidar bu çözüm için. Kurumlarda servisi örnek diyeyim yani servis olayını kaldırıyorsunuz tasarruf adı altında ama bugün bakıyoruz ülkeyi yönetenlerin altlarındaki araçlara bakıyoruz. Milyonluk araçlar. Yani 50 kişi bir servise biniyor. Onu kaldırıyorsun. Ama bu tasarruf genelgesini yayınlayanın altına bakıyorsun. Milyonluk araç var. Ya şimdi bir şey yapılacaksa kişi önce kendinden başlamalı. Ne diyoruz? Çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batır. Şimdi sen sürekli insanlara yüklen ne oluyor? İnsanlar bir yerde patlama yapıyor. Daha dün işte Mimarlar Mühendisler Odası yazar kasayı attılar, bilgisayarı attılar işte. Bu en son ne zaman yaşanmıştı? Ecevit'in döneminde yaşanmıştı. Böyle bir kriz ortamında yazar kasayla başbakanlığın merdivenlerine böyle bir olay gerçekleşmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi bugün yine aynı noktaya geldik. Birey olarak mesela ben kendi ailemin bir bireyi olarak evime gidip de şehirde bakıp marketlere oraya buraya bakıp da bir şey alamayınca tabii ki mutsuz olurum. Ama bu sadece Diyarbakır'a özgü değil bu mutsuzluk. Bugün 81 ilde ekonomilerden dolayı veyahut geçinmemekten dolayı hepsi yani mutsuzdurlar. Bütün insanlar mutsuzdurlar. Sadece dulyeti maaşı geçinmiştim. Dulyeti maaşı geçinmem etün neyi? Hem dulyeti maaşı hem ne kadar kukarıyken? Devlet çok acımer yardımcı gibi ne kadar ilçe edineyi, ne kadar şehir edineyi? Bir yardım emer nakın. Eğer eme kış ava emes, eme 9-8 eme kuan, kese kazan iş ne kırdış ki? Çünkü şu an ne? Şu an der nakın. Hem boşu boşu nevi van kadar dokundun. Tışkı juan nayı, tışkı juan darnak evi kamı çarptın.